Evet sevgili izleyiciler, 3. bölümle karşınızdayız. Ağırlıklı olarak iç politika konuştuk. Bu bölümde dış politika ile başlayalım istiyorum. Bugün zira önemli bir zirve vardı Soçi'de. Zirvede hem Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin vardı, hem İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani vardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Üç lider de kritik açıklamalarda bulundu. Fikret Bilal, sizinle başlayalım. Evet. Önemli notlar var sizde Tabii zirveyle Astana ilgili. süreci işleyen bir mekanizma, Cenevre sürecine göre daha işler görünüyor Türkiye, Rusya ve İran arasında. Bugünkü zirve de çok önemliydi. Zirve sonrasında yapılan liderlerin açıklamalarını da izledim ben. Üç liderin de ortak olarak ifade ettiği amaç şuydu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Biz üç garantör devlet olarak amacımız bu dediler. Ancak önemli bir ayrım vardı. Sayın Erdoğan'la Sayın Putin ve Ruhani arasında toprak bütünlüğünü sağlarken kimin muhatap alınacağı. Putin ve Ruhani yasal hükümet egemenliği kurulmalı bütün Suriye topraklarında diyerek Esad rejiminin bütün Suriye'nin bütün topraklarında egemen olması gerektiğini vurgularken, Sayın Erdoğan da Suriye'nin toprak bütünlüğünü çok önemsediğimizi söyledi ama Suriye halkı dedi. Yani Şam yönetimi egemen olmalıdır demedi. Bu bir farklılık ortaya çıkartıyor. Öyle anlıyoruz ki Ankara hala Esad'ın bütün Suriye'de hakim olması konusunda veya iktidarda kalması konusunda henüz olumlu bir görüş oluşturmamış. Eskiye göre itirazını daha az ifade eder hale geldi ama hala Esad'la bir sorun olduğu anlaşılıyor. Belki şu söylenebilir: özellikle İdlib tartışılırken hem Putin hem Ruhani İdlib'in içindeki teröristlerin temizlenmesi ve İdlib'in Suriye rejiminin egemenliğine bırakılması gerektiğini söylediler. Ama orada Sayın Erdoğan Suriye halkını bırakılması gerekir derken Esad rejimine bırakılması gibi bir öneriye sıcak bakmadığını göstermiş oldu. Belki Suriye'nin şimdi oluşturulmaya çalışılan Anayasa Komisyonu'nun hazırlayacağı bir anayasa, sonrasında yapılacak bir serbest seçimle belirlenecek olan Şam yönetimine teslim edilebilir noktasında Türkiye. Belki Esad seçimi kazanamaz düşüncesiyle. Ama kazanırsa da Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun daha önce ifade ettiği gibi o zaman değerlendirilebilir, düşünülebilir. Burada önemli bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum ben Türkiye ile İran ve Putin arasında. Diğer bir görüş ayrılığı, tam açıklığa kavuşmamış bir konu, bu güvenli bölgeler veya güvenli bölge. Sayın Erdoğan bu tür bölgelerin teröristlerin faaliyet gösterebilecekleri alanlar olmaktan çıkartılması gerektiğini söyledi ve Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak isteniyordu. Biz bunu engelledik, bundan sonra da engelleriz diyerek orada PKK, PYD, YPG varlığını kabul etmeyeceğini Türkiye ortaya koyarken, bu konudaki bir diğer farklılık Ruhani ve Putin tarafından ifade edildi. Ruhani dedi ki yeni Suriye'de Kürtler de işte merkezi yönetimin bir parçası olmalı ve söz hakları, yetkileri olmalı diyerek özerklik veya federasyon olarak değerlendirebileceğimiz bir çözüme yakın olduklarını ifade etti. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugüne kadar barış ve bu kadar filizlenmemişti, çözüme bu kadar yaklaşılmamıştı, siyasal çözüme demiş olsa bile henüz Türkiye'nin PKK, PYD ve YPG konusundaki sert tutumunu sürdürdüğünü görüyoruz. Oysa Ruhani'de ve Putin'de biraz daha yeni Suriye'de bir özellik verilebileceği, anayasal bir konum verilebileceği düşüncesi var. Bu konularda temel ayrılıklar olduğunu tespit ettim ben. Önemli bir diğer konu da ABD'nin çekilip çekilmemesi. Sayın Erdoğan çok açık bir şekilde Trump'a güvensizlik belirtti. Dedi ki Trump böyle bir şey söyledi, söylüyor ama mesai arkadaşlarının aynı görüşte olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla Nisan'dan, Mayıs'tan söz ediliyor. Amerika'nın çekileceğine inanmayan bir tavır Sayın Erdoğan koydu. Ruhani tabii Amerika ile özel sorunu olduğu için İran'ın, hem Amerika hem İran üzerinde çok fazla vurgu yaptı. Çekilmiş olsalar, çekilecek olsalar bile veya çekilseler bile Amerika buradaki etkisini ve buradaki karıştırıcı işlevini terk etmeyecektir diyerek o da Trump'a bir güvensizlik ifade etti. Putin ise Amerika çekildikten sonra doğacak boşluğu Esad rejimi veya Suriye'nin işte merkezi ordusu doldurmalıdır mesajı vererek Esad'ın arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye açısından baktığımızda savuna geldiğimiz çizgi devam ediyor diyebilirim.
Çünkü Sayın Erdoğan Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelere dönmelerini desteklediğimizi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde olduğu gibi terörden arındırılmış bölgelerde yeniden Suriyelilerin memleketlerine gidebileceğini, oradaki uygulamada görüldüğü gibi okulların, işte iş yerlerinin, hastanenin açılabileceğini ifade etti. Ama şunu da vurguladı, bu Fırat'ın doğusunda da böyle olmalıdır, batısında da böyle olmalıdır. Bir konuya daha dikkat çekerek bitireyim sözlerimi. İdlib çok önemli. Her üç lider de bundan bahsetti. Şimdi İdlib'in içindeki hakimiyet, örgütün kontrolü altında. Bu örgüt burada teröristirdi ve o hakimiyet kurarken de Türkiye'nin desteklediği Suriye muhaliflerini İdlib'in içinden uzaklaştırdı. Bazılarını Türkiye'nin, TSK'nın kontrol ettiği bölgelere gönderdi. Bazı grupların liderlerini öldürdü ve oraya hakim oldu. Hı hı. Şimdi bunlarla kim mücadele edecek? Türk Silahlı Kuvvetleri mi? Rusya mı? İran mı? Üçü birden mi? Bu belli değil. İdlib'in temizlenmesi konusunda bir uzlaşma olduğunu anlıyoruz. Ama hangi ülkenin güvenlik kuvvetleri bu HTŞ ile mücadele edecek, o belli değil. Oradaki göçü önlemek bakımından bir Astana uzlaşması vardı. Bizim gözlem noktalarımız var. Onlar nasıl işlev görecek? Önümüzdeki günlerde bence İdlib'de atılacak adım, ne tür bir adım olacaksa, bu Fırat'ın doğusu için de önemli olacak, bir gösterge olacak. Eğer Rusya'nın ifade ettiği İdlib'in içindeki teröristler temizlensin ki bunu Türkiye üstlenmiş gibi gösteriliyor. Ama Şam yönetimi ne teslim edilsin? İran'ın ise ne yapacağı orada belli değil. Bu İdlib konusu Türkiye'nin başını ağrıtabilir diye düşünüyorum ben. Evet, üç lider de bu İdlib konusuna yanıt veriyor ve ağırlıklı olarak da İdlib, yani Suriye'de olduğu gibi İdlib'in de toprak bütünlüğünün korunması konusunda önemli cümleler ediyorlar. Yani El-Kaide'nin, işte IŞİD'in bütün unsurları aslında İdlib'in içinde toplandı. Orada hakimiyeti kurmuş oldular ki bunlar Türkiye'ye karşı da hareket eden gruplar. Yani hatta, Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplara karşı hareket eden. Hatta bu Fırat'ın doğusu meselesi, Putin, yani Fırat'ın doğusu ve batısı için de aynı şeyin geçerli olduğunu ifade ediyor. Siz nasıl analiz ettiniz Orhan Bey? Şimdi burada baştan beri yavaş yavaş geldiğimiz nokta şu. Yani bir fotoğraf şunu gösteriyor. Türkiye Şam'la işbirliği yapmadan bu sorun çözülemez. Yani veyahut şöyle ifade edeyim, bu çok da doğru değil. Şöyle söylemek daha iyi. Türkiye elinde sorunda kendi topraklarına karşı, Türkiye'ye karşı gelebilecek herhangi bir saldırı yahut da oradan terörist saldırılara karşı Suriye'nin devlet ve ülke bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü sağlamakla bunu elde edebilir. Ve hayat doğrudan doğruya buna götürüyor. Bu toplantıda yapılan bugünkü üçlü zirvede bu çok net bir şekilde daha çok ortaya çıktı. İdlib meselesinde, şimdi tamamlayıcı bir şey söylemek lazım. Bunu da herkes de biliyor aslında ama konuşulurken yeniden altını çizmekte, hatırlatmakta daha doğrusu yarar vardır. Türkiye 10 kilometrelik bir alanı tamamen oradaki bu HTŞ'cilerden, Nusracılardan, kökten o silahlı terör örgütlerinden temizleme sözü vermişti. Hem de kısa sürede, yani bir ay bile olmayan bir süre içinde. Türkiye bunu yapmadı veyahut da yapamadı. Onu bilmiyoruz. Tam tersine son bir ay içinde orada aslında 10 kilometrelik alanda temizlenmesi gereken bu El-Nusracılar, kökten dinci teröristler çok daha genişlediler ve İdlib'in hemen hemen büyük bir çoğunluğunu ele geçirmiş durumdalar ve kontrol orada. Türkiye bu söz verdiği sözü şey yapamadı, yerine getiremedi. Hı hı. Şimdi burada bu olurken şunu gördük, Türkiye bunu yapamadı ama Suriye güçleri devreye girdi. Son özellikle son birkaç gündür Suriye güçleri devreye girdi ve orada kendi bir anlaşma adeta bozulmuş gibi o zaman öyle görmek Erdoğan lazım. Erdoğan oradan biraz sistemde bulundu. Evet. Ateşkes bozuluyor diye. Ateşkesi evet. Fakat anlaşmayı da gereklerini yerine biz de getiremedik. Yani Türkiye de getiremedi. Onun için mekanizma yani çalışmadı olarak, dedi Ruhani zaten. O mekanizma çalışmadı. Evet. Buradaki bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Ama
bunun çalışmayabileceğini eğer siz şu da gösteriyor. Siz Şam'la Türk şeyin bir ülke bütünlüğünü sağlayıcı bir anlaşma, bir girişimde bir birliktelik kurmazsanız oradaki kökten dinciler zaten Esad'a karşı. O zaman onları da temizlemezsiniz. Yani bu adını net olarak koymak lazım burada. Bu bakımdan Türkiye o konuda Şam'a hala böyle mesafesini koyuyor. Koyunca da şimdi bu işi gereğini yerine getirmiyor. Ya da getiremiyor. Sorunları var. O neden getiremediğini, neden oradaki bu örgütleri temizleyemediğini aslında iki tane orada birlikte konuyu konuştuğu, ülke ittifak yaptığı Rusya'ya ve İran'a açıklama ya biz yapamıyoruz nasıl yapalım bunu diye bir ön alması lazım. Onu da yapmadı. Fakat işi böyle uzun vadeye yaydı ve gelinen noktada Suriye birlikleri Rusya arkasından bu teröristlere karşı kendi topraklarını kurtarmak için harekete geçti. Şimdi böyle bir şey var ortada. Böyle bir durum var ortada. Şimdi Türkiye bu bugünkü zirvenin en önemli noktası, çok yeni bir şey yok ama şu var. Putin ve İran'ın Türkiye'yi yeniden Suriye'de Şam'la, Esad'la işbirliğine çağırması, dayatması. İran bu sefer Adana mutabakatını devreye soktu, hatırlattı. Burada yapılacak iş şeydi. Biz Türkiye'nin terörle ilgili endişelerinin hepsini anlıyoruz. Tabii ki anlar. Çünkü kendileri de aynı zamanda böyle bir sorunla karşı karşıya. İran'ın da böyle bir sorunu var. PKK ile aynı zamanda. PKK'nın İran koluyla. Bu bakımdan anlıyoruz fakat bunu bertaraf etmenin en iyi yolu Şam'ın kendi ülkesine hakimiyetini sağlamaktan geçiyor. Hatırlatmasını yaptı ve Türkiye'nin yeniden Şam'la Adana mutabakatında olduğu gibi 1998'de yapılmıştı. Olduğu gibi bu işbirliği yeniden gündeme gelir ve karşılıklı güven ilişkileri kurulduğu zaman belli ölçü, belli koşullar karşılıklı olarak tartışıldığı zaman Türkiye'nin bu endişeleri de ortadan kalkar dendi. Belki bir noktaya daha iyi şey yapmak lazım. Putin'in burada Fikret de onu söyledi aslında ama sadece siz de söylediniz orada. Sadece İdlib'deki mesele değil, aynı zamanda Fırat'ın doğusu neyse İdlib'de o. Yani evet. Önemli olan bütün bu kesimlerin Suriye'nin bir parçası olduğu ve Şam'ın buralarla bu İdlib'le Fırat'ın doğusuyla birleşmesini teşvik edici, sağlayıcı gelişmelerin nihai çözüme Suriye meselesini götüreceği vurgusuydu. Bu çok önemli. Buradaki Erdoğan bence bunu gördü. Biz Suriye halkı vesaire falan diyor ama öbür taraftan haberler de çıkıyor. Suriye İstihbarat Başkanı'nın Türkiye'ye geldiği konusunda doğrulanmamış bir haber. Yani bir gazeteci sorduk, hayır bize böyle bir gelmedi birisi dedi. Eğer bir gizli tutuluyorsa bu böyle bir şey, tabii ki gelmedi diyecektir. Yani çünkü o yok sayılır böyle bir şey. Sana evet geldi de gizli tutuyor bunu diyecek hali yok orada. Yani alttan alta Türkiye'nin aslında, zaten Erdoğan da bunun altını çizdi geçen konuşmalarında. Biz alt düzeyde istihbaratlar konuşuyor vesaire falan giderler diyor. Fakat bunun ötesine geçmeye başladı artık. Yenilen nokta benim gördüğüm artık yani istihbarat örgütlerinin konuşmasından bir adım daha öteye ilişkiler geçecek noktaya geldi gibi görüyorum. Türkiye'nin de başka ki çözüm yolu yoktur. En başından beri zaten o noktaya gelmek durumundaydı. Evet. İyi hatırlattınız onu. Hani alt düzeyde görüşmeler sürüyor ve orada Tayfun Atay'a döneyim hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli de bir cümlesi vardı. Düşmanınızla ne olursa olsun ipleri sonuna kadar koparmayacaksınız diye bir cümle de etmişti. Evet, ama bugünkü zirvenin sonucunda o netlikte çok da fazla bir paylaşım yok. Yani çok Erdoğan için zor bir şey tabii. Evet. Buyurun. Zor bir şey elbette ama biraz önce de söylendi. Ben de ekleyeyim. Yani Suriye halkının işte
iradesi dediği noktada belki işte yönetimden bahsetmiyor ama işte seçimler yapılsın dediği noktada bir şekilde ve Adana mutabakatını yeniden zikrettiği noktada bence bir şekilde yavaş yavaş rejimle ilişki kurma noktasına gelindiğine ilişkin de işaretleri bize veriyor Tayyip Erdoğan. Şimdi ben isterseniz biraz daha genel olarak tabloya bakmaya çalışayım ve hani bu görüntüde belki altı çizilmesi gereken başka noktaları, sorunlu noktaları tartışmaya açayım. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın görüşüne açalım. Şimdi bu tabloda Rusya bütün o Suriye iç savaşı sürecinde başta neredeyse hala orada. İran başta neredeyse hala orada. Türkiye ise, daha doğrusu Türkiye değil, AKP iktidarı Türkiye'yi bu sürece Amerika'nın güdümünde olarak başladı, soktu. Bugün bitiş noktasında Rusya'nın güdümünde olarak bitiriyor, noktalıyor. Ve bunun çok ciddi bir yenilgi olduğunu görmek gerekiyor. Amerika da bu süreçte bir yenilgiyle çıktı ve işte sonuç olarak çekilme noktasında. Rusya bu sürecin içerisine Suriye yönetiminin çağrısı doğrultusunda girdi. Kendisi en azından bunu öyle meşrulaştırıyor. İran kendi çıkarları doğrultusunda yine rejim yanlısı bir pozisyonda girdi. Türkiye Amerika'nın yanında girdi bu sürece ve biraz önce söylüyorsunuz işte hani bir mutabakat noktasına geliyor diyorsunuz ama sonuçta başlangıçta Türkiye'nin tavrı Esad'ın tamamen ortadan kalkmasıydı, kaybolmasıydı, yok olmasıydı. Bugün gelinen noktada bunların tabii söylenmesi o yüzden kolay değil iktidar açısından. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu Fikret Bey zikretti. Diyor ki işte seçimleri kazanırsa elbette diyalog kurarız. Türkiye biliyorsunuz Esad bir terörist canım. Esed ayrıca yani ne seçime katılması, onun öyle seçimlere meşru olarak girmesinden bile söz edilemez. Hangi demokrasinin içinde Esed yer alacak noktasından Türkiye buralara geldi. Türkiye Amerika'nın güdümünde bu iktidarın marifetiyle bu sürece girdi. Girdiği zaman içeride de bir ittifak söz konusuydu. FETÖ dedikleri yapıyla bir ittifak içerisinde bu sürecin bir parçasıydılar. İşte Avrupa'dan kopma, Orta Doğu'da eksen kayması, yeni bir güç odağı oluşturmak, Davutoğlu politikası. Bütün bunlarla başlayan süreç içerisinde İşte o içerideki ittifakın da kırıldığı, koptuğu ve bizi korkunç bir darbe girişimiyle karşı karşıya bıraktığı süreçte aslında Suriye'de yaşanan soğuk savaş, Rusya ve Amerika arasında yaşanan soğuk savaş Türkiye'yi bir sıcak çatışma ortamına da soktu ne yazık ki. Korkunç bir darbe girişimi ve sonrasında orada yollar ayrılırken Türkiye'nin Amerika ile yolunun ayrılmasının da o içerideki iktidar ortağıyla yolunun ayrılması, bir anlamda hısımlığın hasımlığa dönüşmesi açısından değerlendirmemiz gerekir. Rusya'nın FETÖ'nün girişiminde Türkiye'nin arkasında durması, lojistik destek sağlaması, bütün bu dönüşümü açıklama ve Türkiye'nin bugün geldiği noktada işte Soçi'de karşımıza çıkan tabloda aslında en edilgen konumda olduğunu, bütün farklı izlenimler yaratılmasına rağmen en edilgen konumda olduğunu görmemiz gerekir. Orada Türkiye başka bir noktadan, bambaşka karşıt bir noktadan buraya geldi ve İran'la Rusya ile uzlaştı. Bir anlamda bu onlara sen haklısın demek
Öyle de düşünmek gerekir. Son olarak da şunu söyleyelim. Buyurun. Böyle olmakla birlikte sonuçta hala Türkiye iki arada bir derede. Ne evet. Amerika'dan kopabiliyor tamamen ve işte sınırda tampon bölge konusunda hemfikir ama işte YPG konusunda ayrılıyor. Öte yandan Rusya'yla terörle mücadelede hemfikir ama işte İdlib konusunda ayrılıyor. Esad konusunda, diyalog konusunda işte hala kendince nazlanıyor. Böyle bir tablo var. İki arada bir derede kalmış bir görüntü içerisinde. Bunların altını çizmek ve... Bakın önemli bir gelişmeyi burada size aktarmak istiyorum. Sözünüzü balla kesmiş olayım. Estağfurullah, buyurun. Cansu Çamlıbey'in 3 dakika önce atmış olduğu bir tweet var. Travel State Gov adresinden alıntılayarak atıyor. Amerika yine Türkiye'ye seyahat uyarısını güncellemiş. Gerekçe olarak da Suriye sınırında terör riski ve ülke genelindeki keyfi tutuklamalar gerekçe gösterilmiş. Şimdi Cansu Çamlıbel de buradan bir hatırlatma yapıyor. Ne zaman diyor böyle bir seyahat uyarısı gelse arkasından bir kriz çıkıyordu. Çok kaygan bir zemin. Sopa gösteriyor evet. Amerika evet. Orada. Evet. Şimdi şuradaki, şu çok enteresan, ben bunu görmemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bir şu sözü çok önemli. Basın toplantısı yapıyor bugün orada. Zirveden sonra. Bir gazeteci soruyor İdlib geleceği ne olacak diye. Fırat'ın doğusu yani PKK, PYD orada egemen hakim olduğu bizim 600 kilometrelik şu anda 600 kilometrelik bir alan, sınır alanımız. Fırat'ın doğusu ve İdlib'in temizlenmesi ve Suriye hükümetine geri verilmesi gerekiyor diyor. Bak bu önemli bir adım Soçi zirvesinden sonra. Ve Kürt halkı da Suriye'nin bir parçası olarak Suriye'nin geleceğinde yetki sahibi olması gerekiyor. Bu tamamen aslında ve bunun başında da şu var. Suriye krizinde çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçtik, derede boğulamayız. Böyle bir açıklaması var. Burada aslında Erdoğan'ın yahut da Türkiye'nin, daha çok da Erdoğan'ın tabii, bu Suriye'nin çözümü konusunda tek bir olgunun, tek bir gerçekçi yolun Rusya ve İran'ın gösterdiği gibi Suriye'nin bütünlüğünün bir an önce sağlanması, ülke bütünlüğünün sağlanması, Suriye devletinin bütün topraklarına hakimiyetinden geçmesi, hakimiyete verilmesinden geçtiğini artık Erdoğan da en sonunda kabul etmiş durumda, öyle gözüküyor bu açıklamasıyla. Evet, önemli bir adım. Yani şunu da İran üzerinden de isterseniz bir örnekle noktalayalım. Evet. Daha 2017'lerde Suriye savaşı içerisinde Tayyip Bey Körfez ülkelerine Bahreyn'de yaptığı bir konuşmada Pers milliyetçiliğinden bahsediyordu. Yani daha dün gibi 2017'de ve İran'la nasıl son derece gergin bir atmosferin söz konusu olduğunu hatırlayalım. Yani çok değil bu. İran'ın gerek Irak'ta gerek Suriye'deki tavrını böylesi bir yaklaşımla değerlendiren Erdoğan, Pers milliyetçiliği yapıyorlar diyen Erdoğan, bugün işte Sayın Ruhani ile birlikte onun işte devrim muhafızlarına yönelik saldırı karşısında yaşananlardan dolayı işte terörle mücadele konusunda hem taziyelerini iletti bir yandan hem de ortaklıktan bahsetti. Yani aslında Tuğba Hanım, hani ekonomi için söylediğimiz, işte çevre politikası için söylediğimiz, dün neredeydiniz, bugün neredesiniz, aynı şey özellikle çok daha belki etkin ve vahim şekilde dış politika açısından da söz konusu. Yani AKP macerasını değerlendirirken ileride insanlar muhtemelen bu nereden nereye başlığı altında çok söyleyecek, çok söz bulacaklardır. Evet. Bu konuyu burada noktalayalım isterseniz. Önümüzdeki günler süreçle ilgili farklı ipuçlarının da bize yansımasına sebep olacak diye düşünüyoruz ama önemli adımlar olduğu da açık, öyle görünüyor sizin de yorumlamalarınızdan. Peki dış politikaya da nokta koyduktan sonra bugüne dönelim. Bugünün anlam ve önemine dönelim.
Tayfun Hoca heyecanlandı bakın şimdi. Başıma geleceklerden. Evet, başımıza... Ama bugün Darwin'in de evet, 210. doğum günü. 210. doğum günü. Onu da unutmadan altını çizelim. Onu da konuşuruz. Altını çizmenin yanı sıra hem de konuşuruz ama sevgiyle başlayalım. Çünkü herhalde son dönemde en çok... Sevgiyle başlayalım, şey... evrimle bitirelim diyorsunuz. Evet, sevgiyle başlayıp evrimle... Çok da şey değil, arası açık konular değil, değil aslında. Evrensel boyutta bakarız hem de sevgiye evrim yoluyla. Şimdi Tayfun Hoca, Sevgililer Günü, evet, kapitalizm vurgusunun aslında en çok bize hissettirdiği günlerden bir tanesi. Pek çok insanın da karşı olduğu bir olgu diyelim bugüne. Fakat ben o kadar da negatif bakmıyorum buna. İşin içinden sevgi geçiyorsa bence makuldür diyerek bir kabulleniş içindeyim ama siz bugün öyle bir yazı yazdınız ki Sevgililer Günü'ne bir at dediniz. İşte, ne demek istediniz burada? Yani siz şimdi böyle deyince ben size karşı nasıl bunu acaba savunabilirim? Bilemiyorum tabii. Yani tabii o söylediğiniz, sonuçta aşkın da metalaştırıldığı, kültür endüstrisi bünyesinde metalaştırıldığı bir dönemin içindeyiz. Ve bu hep söyleniyor. Yani işte bu sonuçta tüketim kapitalizminin bir başka manipülasyonu dur şeklinde ifade ediliyor. Ama ben şöyle bakmaktan yanayım. Yani bugünkü toplumsallığımız içerisinde aşk nerede? Aşk dediğimiz o duygulanım, o motivasyon ne kadar hayatımızın içerisinde gerçekten yer alıyor? Yani buna baktığımız zaman insanlık tarihinde bir ayrım yapmak gerekirse biliyorsunuz aşk deyince geleneksel toplumda işte o kırsal kapalı cemaat toplumsallığında önceki tartışmamızdan da yararlanarak aşk kavuşamamakla ilişkileniyordu. Çünkü aşkın tabii çok merkezi bir bileşeni var. Hani işin içinde cinsellik var, şehvet var, tutku var. Tutku diyelim en usturuplu deyişle isterseniz. Bunu kapalı cemaat toplumsallığı çok fazla kaldıramıyordu. Yani aşkın cinsellikle birlikte algılanması, kurgulanması bunlara yer yoktu. Ve işte o yüzden Aşık Veysel kavuşamazsın aşk olur diyordu. Çünkü o toplum cinselliği evlilik altında ancak o denetimde mümkün kılıyor. Ama aşkta iki insanın birbirine aşkla yaklaşımında evet belki şefkat var ama sevgi beraberinde şehveti de getiriyor. Ben öyle tanımladığım zaman çok eleştiri alıyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Aşk şehvetin şefkatle buluşmasıdır diyorum ve çok eleştiri geliyor. Ama anlatmak istediğim böyle bir toplumsallıktan biliyorsunuz modern hayat kadını toplumsal yaşamın içine açan, biraz önce yine konuştuk, bireyi var eden, meslek edinimini var eden o hayatın içinde kadın erkek ilişkilerinin yüz yüze iç içe olmasıyla birlikte modern dünyada aşkı cinsellikle birlikte kurmak da düşünmek de mümkün oldu. Bu şeyden çıktı, bir tabu olmaktan çıktı. Fakat bugünün dünyasına bakıyoruz. Gerçek hayatta da mevcut olan bir durumu kurgular bize yansıtıyor ve kurgularda hep aşksız cinsellikleri görüyoruz. Aşksız cinsellikler bugünün dünyasında aşkı bir risk olarak, bağlanmayı bir risk olarak sayan bir sosyoekonomik mantığın sonucu olarak düşünülebilir. Ya da benim iddiam o. Yani rekabetçi bir hayat, yarışmacı bir hayat, insanı insanın kurdu sayan bir hayat, av olma, avcı ol diyen bir hayat. Bu çerçevede aşk gibi bir insanın bir başkasında var olmasını, onda işte yanmasını, tutuşmasını anlatan, öylesi bir bağlılığı anlatan bir duygu çok da fazla böylesi bir teknopolik kapitalizmi. Bunun içerisinde çok fazla yer bulmuyor. İnsanlar günübirlik ilişkileri ya da şöyle de söylenebilir. Yani kullanat toplumu, her şeyin çok çabuk kullanılıp atıldığı toplumsallık içerisinde insan ilişkileri de, evliliklerde, arkadaşlıklarda, aşk ilişkileri de elbette çok çabuk tüketiliyor. Yani tüketim toplumu, tüketim kültürü, ekonomisi
kendisini buralarda da gösteriyor. Bütün bunları toparladığım noktada ben ve çevremde işte belli bir kuşağa baktığım zaman, gençlere baktığım zaman, o ilişkilerinin gelip geçiciliğini gördüğüm zaman, bunun yaygınlığı ve bu yaygınlığın işte kurgularda da sık sık karşımıza çıkması, senaryo olarak, anlatı olarak, beraberinde beni aslında sevgililer günü kalıcı da, aşk dediğimiz o işte sevgiyi ve tutkuyu iç içe geçirmiş hal ne kadar kalıcı insan yaşamında, onu sorgulamaya açmak için öyle bir sert başlık attım, keskin başlık attım. O yüzden diyorum yani sevgililer gününde aslında aşka ağıt yaktığımız günlerdeyiz. Acaba biz insanlar aşkı çok idealize edip anlamlar yüklüyoruz. Beslenip büyütülecek bir olgu gibi gördüğümüz için mi bu trajedi yaşanıyor? Belki de ağıt değil, aşka bir manifesto olmalı. Bunu da değerlendirmek lazım derim. Tabii sevgi kalıcı ama yani aşk ilişkisinde tutku geçebilir. Ama tutkuyla başlamış o sevgi, bir sevgi olarak aşk, insanların birlikte bir hayatı omuzlaması, sürekli kılması ve sonrasında da yani tutku eksilse de emekle var edilmiş bir ilişki içerisinde sevgiyle o aşkı var etmek mümkün. Yani sevginin kalıcılığını belki vurgulamak gerekir burada. Ölür ise aşk ölür. Sevgi ölesi değil. Evet, onlarca türkü, şarkı bunun için belki de yazıldı. Orhan Bey'in elinde bir kitap görüyorum. Sanırım anlamlı bir şeyler ifade edecek bize o kitaptan. Aşkın Güzelliği kitabı. Yani 2-3 gün önce elime geçti aslında. Ve İnci Aral'ın kitabı. İnci Aral çok iyi bir yazarımız biliyorsunuz. Burada aşk üzerine çeşitli yazarların dile getirdiği küçük paragraflar alıp onların altına kendi düşüncelerini denemelerince güzel açımlayarak onları yazmış, paylaşmış burada. Bence bu yani Kırmızı Kedi'den çıkmış, Aşkın Güzelliği yeni çıktı. Bence bu okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Yani çok farklı görüşleri içeriyor. Bu bakımdan çok farklı açılımları da İnci Aral yazıyor. Şimdi izleyicilerimiz merak edecekler ve bana ismini yazın diyecekler. Şöyle hafif bir Aşkın kameraya Güzelliği. Şöyle yapayım. Görsünler. Evet, İnci Aral'ın Aşkın Güzelliği. Evet, yani bu hafta çıktı oradan. Şimdi ben oradan bir iki uzun uzun teorik açıklamalar ve hatta benzer şeyler yapmadan. Buradan taş geldi bana işte. Bu da sevgililer günü taşı. Bak arkadaşımız da güzel. Çok... Şimdi burada senin destekleyen bir sürü şey de var. Yani evet. Buradaki neler söylemişler. Desteklemesi bir tanesi. Şart değil. Değil bu tabii. Benim yok, tartışmaya açtım. Tabii, tabii. Karşı çıkılabilir. Tabii. İddiam yok şüphesiz yani. Şüphesiz fakat bunu hipotetik ben paylaşıyorum şeylerde. Şimdi bir tanesi evet, şöyle ama. Bir denemenin denemesini aldığı bir söz şu. Aşkı kaosa kurban mı verdik? Evet öyle. Çünkü saflığın kaybolduğu bir çağı yaşıyoruz. Destekliyorum. Öylesine sahtelik ve yalan var ki insanın en özel dünyası lif lif çözülüyor. Birçok alanda özgürlükler kısıtlanırken yaygın kültür ortamı cinselliği sınırsız tek özgürlük alanı olarak sunmayı sürdürüyor. Evet. Budur. Bu tabii ki burada metalaşma söz konusu. Anlık şeyler, şehvetler yaşamak söz konusu ve bunun bir de maddi karşılığı olarak sevgililer gibi biliyorsunuz. Amerika bugün bir grafiğe baktım. Yıl be yıl Amerikalılar birey bu sevgililer gününde ne kadar masraf ediyorlar. Yıldan yılın arttığını görüyoruz. Yani bir de sevgililer günü aşkın karşılığı olarak yapılan harcama oluyor orada. Onu görüyorsunuz. Yani bize de o var. Mutlaka bir hediye alacaksın. Evet. Dayatması var. Halbuki yani sevgilini, eşini alıp, kızını alıp veyahut da her neyse bir kıra açılmak, bir denizi kenarına oturmak, bir çay içmek
ve hiç başka hiçbir şeyden bahsetmeden belki suskunluk içinde birbirini seyretmek, küçük fısıltılarla bir şeyler söylemek bu, yani bu çok daha değerli bir şey olabilir, bir şey almaktan ziyade. Tabii ki çiçek. Elbet. Önemli bir şey. Ben bir iki şey daha okumak istiyorum. Bugünün bunu destekleyen başka bir söz daha var. Hepsini destekliyormuş baksanıza. Son ama zamanlarda tabii beni kıskandıracak derecede edebi ifade etmişler. Son zamanlarda sadakat kavramı da çürümeye mi uğradı acaba? Hı hı. Yoksa hep vardı da görünür mü değildi? Herhalde aldatan da aldatılan da durumu gizlemeyi yeğliyordu. Şimdilerde korkulsa da bir parça olağanlaştı sanki. Aldatılmak ve aldatmak bir kadermiş gibi yaşanıyor artık. Bu bir soru tabii, tartışılmaya açık bir şey. İnci Hanım'ın oradaki görüşleri falan da var. Burada şehvetle ilgili bir tarafı da var. Onu açtın. Aşkın ilk yarısı kavuşma özlemidir. İkinci yarısı ise ayrılık acısı. Ayrılık imkansızın yasını tutma sürecidir. Ayrılık sonrası zihnimiz uysal bir bekleyiş içinde değildir. Kaybettiğimizi içimizde, rüyalarımız ve hayallerimizde yaşatmaya çalışırız. Ama asıl ayrılık acısı sevgilinin yokluğunun yetersiz hayaliyle başlar ve yokluğunun somutluğunda yavaşça diner. Şimdi ya bunların hepsini okumam gerekmiyor. Fakat ben başka bir şey okuyacağım evet, burada. Kitabı alıp okuyabiliriz. Ha, başka bir şey okuyacağım. Nazım Hikmet'ten okuyacağım bir şey. Hapishaneden evet. Yazdığı mektup. Herhalde bunu bu şekilde dile getirmek çok daha evet. Önemli olur. Evet, böyle noktalayalım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve 3 metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım 40'ı geçmiş iken. Müthiş. Ama şimdi ben de Özdemir Asıf'ın aşk şiirini okumazsam çatlarım. İzninizle okuyayım. Elbette okuyun sonra evet. Sözü Fikret Bey'e bırakacağım. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Nefis. Çok güzel. Evet. Şimdi teşekkürler. Romantizm, tutku, aşk vesaire dedik. Shakespeare'in de meşhur bir sözü var bununla ilgili. Romantizmin kötücüllüğü diyor. Eğer genç aşıkların kalbini sararsa sonu trajedi olur. Hmm. Evet. Belki dengeyi bulmak anlamında evet. Önemli bir cümle. Hmm. Siz ne söylersiniz evet, bugünle ilgili? Evet, tabii çok güzel konuştu Orhan Bey de Tayfun hocamız da. Tabii insana özgü bir duygudan bahsediyoruz. Evet. Her canlı sevilmeyi ister, bu hakkıdır da. Sevgi görmek, sevgi göstermek çok önemli bir insani ihtiyacın karşılanması. İnsanın mutluluğu eksikliğindendir derler. İnsan eksik olmasa bir mutluluk arayışına girmez. İşte o eksikliği tamamlamak üzere biz zaten bunu bu arayışı yapıyoruz ve hayattaki karşılığımız olduğunu düşündüğümüz insanla karşılaşıp hayatımızı birleştirdiğimiz zaman mutlu oluyoruz ve o mutluluğu sürekli kılmaya çalışıyoruz. Tabii çok gönlü hocalarım değindiler. Ben şu yönüyle açmak istiyorum. Aslında sevgi ve aşk anlayışı da sosyoekonomik toplumsal gelişmenin belirlediği kültüre göre değişiyor. Önemli bir vurgu. Bunun objektif kısıtlamaları var. Yani mesela coğrafya bir kısıttır. Ancak yaşadığınız coğrafyada bir insana aşık olma olasılığı yüksektir. Ama belki çok daha iyi anlaşabileceğiniz bir insan çok uzak bir coğrafyadadır. Buna karşılaşamazsınız. İkincisi, aynı dili konuştuğunuz insana aşık olma olasılığınız, dilini bilmediğimiz birine göre daha fazladır. Bu da bir kısıtlamadır. Yani en iyi hangi karşılık olduğu düşünün insanla hayatını birleştireyim derseniz. Mesela din, inanç. İnanç birliği de sizi kısıtlar. Aynı inançlara sahip insanlar daha kolay sevgili olabilirler. Aynı siyasi görüşe bağlı olanlar, aynı mahallede yaşayanlar, aynı okula gidenler, aynı işi yapanlar gibi aslında en idealini bulmak için objektif kısıtlar içinde hareket ettiğimizi düşünmek lazım. Bir şey daha ekleyeyim. Her ihtiyaç gibi
insanın her ihtiyacı gibi aslında aşk ve sevgi de azalan verimler kanununa tabidir. Yani tatmin oldukça haz azalır ve bir eğri çizer. O bakımdan hani demin Orhan Bey dedi, sadakat tartışması yapılırken işte bunun nedeni de bu azalan verimler kanunu çalışmasıdır. Bir şey daha çok önemli. Tabii kadın erkek eşitliğinin ve kadın özgürlüğünün sağlanmış olması lazım gelir ki biz gerçek bir aşktan bahsedelim. Yani eğer evet, siz sosyoekonomik olarak kadını hala ikinci sınıf bir pozisyonda tutuyorsanız, özgür kılmıyorsanız, cinsel özgürlüğü hiç yoksa tabii o zaman kadının aşık olma kısıtını çok daha fazla baskılıyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz demektir. Eşit, karşılıklı, uzun sürecek bir aşkın olması için koşulların eşit olması lazım. Onun için de kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmış olması evet, lazım diye söylüyorum. Evet, önemli bir yerden bağlı. Aşkın konuşulduğu yerde bilimselliğe çok az yer vardır diye düşünürüm her zaman. Aşka yaklaştıkça bilimsellikten uzaklaşıyoruz. Evet, öyle bir evet, teori çıkıyor galiba ortaya. Aşk zayıfladıkça yani o zaman daha bilimsel düşüncelerle evet, bunu tahlil etme şansımız da artıyor. Bence aşkı sadece iki ama insan arasında... Ama bilim de bir aşktır. Elbette. Tam şimdi onu söyleyecektim. Bilim ya da dünyanın başka güzellikleri. Evet. Aşkı sadece iki insan arasında yaşanan bir şey eşit gibi algılamadığımızda bence dünya daha güzel bir hal alacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün de programımızın süresinin sonuna geldik. Değer kattınız, önemli bilgiler paylaştınız. Dış politikadan iç siyasete, hatta aşka kadar her şeyi bugün, bu akşam, bu masada Fikret Bila, Orhan Bursalı ve Tayfun Atay'la birlikte konuştuk. Sevgili izleyiciler, sevgi ve nefret çok insani duygular ve hepimizin içinde de barınan duygular. Ve birbirlerine de taban tabana zıt olan iki duygu, sevgi ve nefret. Sevgiyle anıldığınız her anınız kutlu olsun diyorum. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.